Herkese merhaba arkadaşlar. Karamel'in bahçesi. Karamel de geldi. Günaydın. Nasılsın? Bugün size alüzyumu anlatacağım arkadaşlar. Alüzyum şu an muhteşem bir kokusu var. İnanılmaz güzel kokusu var. Şöyle çok güzel bir yer örtücü. Halı gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz kök yapısı bu şekilde devam ediyor. Buna mesela taşlar koyup şöyle yükseltip alçaltıp harika bir form verebiliyorsunuz. Bu bende 5-6 köktü. Bu sene aldım ilkbaharda ve şu an sonbahardayız. Aralığın ortasındayız. Bu bitki yazın pek çiçek açmıyor arkadaşlar. Birazcık daha sönük oluyor. Fakat bu mevsim ve ilkbaharda Allah'ım nasıl güzel kokuyor. Nasıl güzel kokuyor yani anlatamam size. Pembeleri var, işte fuşya rengi var, beyazı var. Çok güzel. Beyazı çok arsız çıktı. Moru birazcık sindirdi. Şöyle göstereyim. Ben eşit almıştım 3'er 4'er fide. Aralarında pembişler var. Çok güzel bir bitki arkadaşlar. Tavsiye ederim. Dayanıklı. Çok güzel. Yalnız tek kusuru yazın böyle baktığınız zaman kuru, ölmüş bir şey... dal parçası olarak görüyorsunuz. Karamel. Ama ilkbahar ve sonbaharda inanılmaz güzel kokusu var. İnanılmaz güzel bir yer örtücü. Bunu ne yapabilirsiniz? Bir saksıya dikebilirsiniz. Saksıdan aşağı doğru sarkar. Çok kompakt bir görüntüsü var. Şık bir bitki. Güzel bir bitki. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle görün. Bahçe bitkisidir. Saksılarınızdan mesela küçük balkon olan arkadaşlarımız saksılarına dikip şey yapabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Kokusu çok güzel. Ayrıca ballıca da deniyor halk arasında. Şeye benziyor. Gerçekten bal kokuyor. Hani soran arkadaşlarım olacaktır. Hakikaten bal kokuyor. Burnunuza çektiğiniz zaman çok güzel kokuyor. Bakımı da çok kolay. Hiçbir bakım istemiyor. Öyle söyleyeyim. Benim bitkilerimin çoğu bu şekildedir. Yani pek öyle bakım istemeyen bitkiler. Çünkü özel türlerin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Çok fazla ilgi istiyorlar. Çok fazla emek istiyorlar. Yani onların işte yazın içeri güneşten koruyacaksınız. Kışın soğuktan koruyacaksınız. Yani çok fazla. Ama mesela bir alüzyumunuz olduğu zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hakikaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Mesela burada gün güzeli. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Diktiniz tamam. İlla ki bahçenizin olması gerekmiyor. Mesela bir gün güzeli yetiştirmek için veyahut da bir alüzyum yetiştirmek için. Herhangi bir saksıda da siz bu güzelliğe sahip olabilirsiniz. Karamel. Karamel sürekli dolaşıyor. Sürekli bir şey halinde. Ve bütün bahçeye bu şekilde işaret koyuyor. Diğer kedilerin, hayvanların gelmemesi için. Dediğim gibi Aralık ayının sonundayız, ortasındayız. Ve hala da melekler borazın. Benim şimdi mesela bu patates çiçeğini ve onu kesmem, almam lazım. Patateslerini çıkartmam lazım ama kıyamıyorum. Hani nasıl yapacağım çok da bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın istiyorum. Kaliforniya gelinciği. Hala daha açıyor. Çok güzel bir bitki. Bundan edinin arkadaşlar. Ve burada bir sedumumuz var. Saksı doldu. Maşallah. Şöyle. Ya gözükmüyor. Yerini pek bir sevdi. Şurada da bir sedum türü zannedersem. Göstermek istiyorum size. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Çok güzel. Bunun da bakımı kolay. Dediğim gibi nasıl bakıyoruz? Hiçbir şekilde. Sadece suyunu, gübresini veriyoruz ve çok fazla bitkileri dürtmüyoruz arkadaşlar. Mesela böyle bir yaprak koydum. Bakalım olacak mı diye. Şöyle. Görüyorsunuz. Sonbaharda almıştım. Koydum. Gayet güzel. Yerini de sevdim. Bitkiler çok fazla insan temasından hoşlanmıyor. Bunu belirtmek isterim. Mesela mercan
Benimle beraber alan bir arkadaşımız var. Aynı dönemde aldık. Mesela onunki hiç gelişmedi. O sürekli şey yapıyor. Biraz şikayet edeyim. Dürtüyor. Yani işte dalını, işte efendim orasına burasına yiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Alıyorum. Onun seveceği bir yer bulup onu koyuyorum. Sadece işte gübresini veriyorum arkadaşlar. Koyun gübresini hemen asla şaşmıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Gene burada bir sardunyamız çok güzel. Çapasını yapıyorum. Havalandırmasını yapıyorum. O kadar. Kendi haline bırakıyorum. Ondan sonrasını zaten dediğim gibi Rabbim hallediyor. Şimdi bakar mısınız? Bir şey göstereyim size. Buraya bir karga gelmiş. Bir ceviz getirmiş. Bize bir ceviz bırakmış. Ne yapacağız bilmiyorum. Orada da ceviz nasıl olur? Gökyüzüne doğru mu çıkacak artık? Nereye? Bilemiyorum. Halamız çok güzel oldu. Bunu ilkbaharda göreceksiniz. Ve ben onların dibine buradaki tırnak çiçeği de deniyor. Tohumlarından atıyorum. Şöyle sürekli. Ellerim boş durmuyor. Aynı anda çıksınlar istiyorum. Pembe bir pano olsun istiyorum. Burada güzel bir gül var. Mineler hala açıyor. Çok güzel oldular. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Aralık ayı. Artık toparlanıyoruz. Yavaş yavaş artık bitiyoruz. Bu sene bitiyor. Seneye Allah ömür verirse gene çekeceğiz, gene göreceğiz. Gene bu güzellikleri sizlere göstereceğiz ve yıldızın güzelliğine, büyüklüğüne bakar mısınız? Çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her zaman dediğimiz gibi, her nerede, kiminle ya da kimlerle yaşıyorsanız orada kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.